Katıldığı canlı yayın sonrası dizinin mematisi Gürkan Uygun'un yanındayız. Canlı yayında bir değil, iki değil, tam üç şarkı seslendirmişti dizinin mematisi. Üç şarkı üst üste sayıyorsunuz. Evet, müthişen. Büyük başarı değil mi? Siz böyle sık sık muhakkak ki sesinizi dinlemek isteyen birçok ortamlarda... Yani arkadaş ortamında, kendi sohbet ortamlarımızda denk düştüğünü söylüyoruz. Bizim için çok... Olağan dışı bir durum değil tabii ki. Yani sonuçta aldığımız eğitimde de var. Muhabirlerin albüm teklifi alıyor musunuz sorusuna Memati'nin verdiği cevap muhabirlerin hiç mi hiç hoşuna gitmiyordu. Yok. Gelmedi mi? Yok. İnanmıyorum. Çok diyeceksiniz zannettim ya. Yok yok yok. Yok, bu bizim işimiz değil zaten. Bizim işimiz belli sonuçta. Diğerini çok fevkalade şekilde yapan bir sanatçılarımız var, ses sanatçıları. Onları dinlemekten zaten büyük keyif alıyoruz. Onların dinlediklerinin üstüne biz zaten, yani onlardan dinlediklerimizin üstüne kendimiz yorumlarımızı eklemeye çalışıyoruz. Ama daha çok dinlediğimiz insanların makamlarına benzetiyoruz tabii ki söylerken. Dolayısıyla onlar işlerini iyi yaptıkları için biz o kanala pek girmiyoruz. Dizide bir dönem sakallı ve bıyıklı halde oynayan Gürkan Uygun uzun süredir aynı şekilde kaldığını, sadece saçının biraz döküldüğünü söylüyordu. Bir dönem bir sakal bıraktı ama o bağımlı olduğu bir dönemdi. O dönem çok tıraşla ilgilenebilecek durumda değildi. O yüzden herhalde bir dönem öyle oynadım ama onun dışında zaten insanların algısında oluşmuş bir eşkalim var. Yerleşmiş bir eşkal daha doğrusu. Onunla çok fazla oynamak istemedim açıkçası. Yapınız da değişmedi ama herhalde. Yani biraz saçlarım kısaldı ve döküldü. Ekstra bir çaba sarf etmiyoruz tabii ki yüzümüz değişmesin, cildimiz sarkmasın gibi. Bizim Allah'a şükür öyle dertlerimiz yok. Ne mutlu erkeğin diyelim.